Fırç takımı ya da çatal yatağı bisiklette kapalı sistemlerden bir tanesidir. Her ne kadar kapalı sistem olsa da zaman içinde toz ve partiküllerle temas ederek kirlenecek, hatta aşınmaya kadar gidecektir. Tabii bu kişinin kullanımına da bağlıdır. Bu yüzden belirli periyodik aralıklarla fırç takımımızı söküp hem kontrollerini hem de bakımlarını yapmak gerekir. İlk etapta bahsetmem gereken, tabii ki fırç takımlarında bir standardı var. Dünya üzerinde bisiklet üreticilerin oluşturmuş olduğu SHIS şeklinde bir standart, ölçü standardı var. Bunun haricinde fırçlar da kendi arasında çeşitlere ayrılıyor. Vidalı, vidasız ve vidasızlar da kendi alt dallarında entegre ve yarı entegre olarak ayrılıyor. Biz bugün bir tam 8'de 1 inç oranında, yani 28.6 milim şaft çapına sahip yarı entegre en yaygın kullanılan fırçlardan birinin bakımını yapıyoruz. Kullanacağımız malzemeler çok basit. Fırç kapağı ve gidon boyunu sökmek için Alyan takımı genelde 4 olsa da siz 3-4-5'i bulundurun. Marka modele göre değişiklik gösterebiliyor. Temizlik için Vidi 40'ı ben tercih ettim ama solvent ya da gaz yağı gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Elimde olduğu ve ucuz olduğu için bunu tercih ettim. Temiz, kuru bir beze ihtiyacınız var ve sonrasında yağlamak için iyi bir gres yağına ihtiyacınız olacak. İlk etapta sökme işlemine fırç kapağıyla başlıyoruz. Ardından gidon boğazını söktükten sonra fırçımızı maşamızı aşağıya doğru çekerek fırç parçalarımızı ortaya çıkartıyoruz. Özellikle ilk defa bu işi yapanlar için önemli bir ayrıntıdır bu. Bazı fırçaların içinde pullar da oluyor ve sırası çok çabuk karıştırılabiliyor. O yüzden böyle bir handikapa düşmemek için, geri toplarken de problem yaşamamak için benim yaptığım gibi temizleme ve yağlama için fırçtan çıkan parçaları tek tek söktüğünüz sırayla bir peçetenin üzerinde sıralayın. Bu işinizi inanılmaz kolaylaştıracaktır. Sıra geldi yağlamaya. Yağlarken yağdan cimri olmayın kesinlikle. Fazla yağ dışarı atılacaktır. Eğer kafes bilyeli, benimki gibi kafes bilyeli bir fırça sahipseniz fırç yataklarını, şuralarını yağlamanız yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi bunu yaparken kesinlikle yağdan cimri olmayın. Fazla yağın hiçbir zararı yok arkadaşlar. Fazla gelenini zaten kendiniz de kuru bezle silersiniz. Toplama işlemine geçtiğimizde aynı şekilde aynı sırayla topluyoruz. İlk olarak en alta maşamızda, bu arada maşamızda çakılı olan bir taç var. Onun üstüne hemen tozluğunu yerleştiriyoruz. Arkasından kafes bilyemizi yerleştireceğiz. Fakat burada bir ayrıntı daha var. Kafes bilyemizin bir tarafı düzdür, bir tarafı yuvarlaktır. Yuvarlak kısımlar içe bakacak şekilde yerleştiririz. Bunu yaptıktan sonra maşamızı yerine takıyoruz. Hemen ardından üst kısma geçiyoruz. Üst kısımda da yine ilk olarak kafes bilyemizi yerleştiriyoruz. Hemen ardından tozluğumuzu takıyoruz. Hemen onun ardından ne yapıyoruz? Metal yatağımızı geçiriyoruz. Ardından plastik sabitleyicimiz. Şu plastik sabitleyicileri. Plastik sabitleyicimizi geçiriyoruz. Fırç kapağını takıyoruz. Ve spacerlarımızı takarak üzerine gidon boğazımızı takıp aynı şekilde eski haline getirerek işlemi bitiriyoruz. Bir teknik videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Unutmayın ki bisiklet de insan tahrikli bir makinedir, bir mekanizmadır. Ve makineler periyodik olarak bakımları yapıldığı sürece, düzgün kullanıldıkları sürece size uzun süreler hizmet ederler. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.